Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle 2024'ün size sağlık, güzellik, mutluluk getirmesini diliyorum sevgili koçlar. Ve bakalım bu yılın genel etkilerinde neler var. 2024 sizin için çok önemli. Burcunuzdaki ay düğümleri geçişi yaşamınızda kadersel seçimlerle ilgili, dönüşümlerle ilgili yılın genelinde önemli döngüleri başlatabilir. Kuzey düğüm biliyorsunuz Koç burcunda, Güney düğüm Terazi burcunda ve tutulmalar da burcunuzda olacak. Bu yılın ilk tutulması 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda olacak. Doğum günü özellikle 8 Nisan ve yakınlarında olan sevgili Koçlar için çok önemli bir tutulma ve yükselen burcu da 19 derece ve yakınlarında olan yükselen koçlar için de bu tutulma yılın en önemli zamanını işaret ediyor. Bu tutulma aslında yaşamınızda sizi ileriye taşıyacak, yeni kararlar vermeniz, bazı adımlar atmanız, girişimlerde bulunmanız için önemli bir tutulma. Nisan'daki tutulma etkileri Ekim sonuna kadar da devam edebilir. Evet, tutulmalar biliyorsunuz daha kadersel çalışıyor. Özellikle kuzey yönündeki tutulma yaşamımızda şans faktörünü daha fazla getirecek. Yani bu yıl yeni insanlarla tanışmanız, tanıştığınız bu insanların yaşamınızda sizi başka bir aşamaya götürmesi, yapacağınız seçimlerin bundan sonraki en azından 9-10 yıllık süreçte yaşamınızda çok önemli bazı açılımlar getirmesi mümkün görünüyor. Şans gezegenimiz Jüpiter 25 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak sevgili koçlar. Para konularında aslında en şanslı burçlardan biri sizsiniz. Yani 2024 sizin için para, maddi konfor, mal varlıklarınızı büyütmek, işte kaynaklarınızı değerlendirmek anlamında önemli fırsatlar getirebilir ve 25 Mayıs'a kadar olan süreci bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz yıldan bu yana biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğunu başlattı. Belki etkileri almaya da başladınız ama asıl bu yıl 25 Mayıs'a kadar Jüpiter gerçekten çok güçlü çalışacak ve özellikle Nisan ayı burada biraz daha öne çıkıyor. 20 Nisan 21 Nisan civarında Jüpiter'in Uranüs'le de Boğa burcunda birleşecek olması gerçekten çok hızlı sürpriz gelişmeleri özellikle finans ve parasal kaynaklarda karşınıza çıkarabilir. Daha öncesinden doğru adımlar attıysanız, sağlam yatırımlar yaptıysanız bu yıl bunun artık meyvelerini alabilirsiniz. Ve maddi durumunuzda bir istikrar beklentiniz varsa bir işe girmek, para kazanmak, üretmek gibi benzeri etkiler içinde tabii ki Jüpiter'in bu yıl size önemli faydaları olacak. Hem burcunuzdaki tutulmanın etkisi hem para evinizdeki bu etkiler özellikle genç koçlar için işe başlama, bir meslek edinme, çalışanlar için kendini geliştirme, ilerleme, kaynaklarının artması, gelirlerinin biraz daha belki bollaşması anlamında da önemli destekler getirebilir. Jüpiter ayın 25 Mayıs'tan sonra ikizlere geçecek. Yani bu bir enerji değişimi tabii ki. Şans bir anda hava elementine, 3. evinize geçecek. 25 Mayıs'tan itibaren daha çok gelişim olanakları sizin için bilgi, entelektüel anlamda gelişimler, eğitim fırsatları, seyahat fırsatları, belki bazı ticari girişimleriniz, yazılı, sözlü, tasarımsal anlamda yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz her türlü platformda burada daha aktif olabilirsiniz. Biraz daha yolculukların artmasını bekleyebiliriz. Yakın çevre konuları, işte kardeşlerle ilgili konularda daha aktif olabileceğiniz bir dönem olabilir ve belki onlarla ilgili hayatınızda gelişmeler söz konusu. Bunlar sevindirici fırsatlar da olabilir. Kardeşlerinizle ilgili güzel şanslar söz konusu olabilir. Komşularınız, yakın çevreniz ve benzeri alanlarda Jüpiter'in burada size yılın ikinci yarısı 25 Mayıs'tan itibaren daha fazla fırsat getirmesini bekleyebiliriz. Plüto Kova burcuna geçiyor biliyorsunuz. Zaten hani bunun ilk işaretlerini 2023'te de görmüştük ama ağır bir gezegen. Yavaş yavaş hareket ediyor. İşte Kova burcuna ilk etapta 2023 Mart'ında da şöyle bir geçiş yaptı ancak sonra Oğlak burcuna döndü. Bu yıl 20 Ocak'tan itibaren Plüto Kova burcunda.
ve artık bu yıl sonuna kadar da tamamen yerleşmiş olacak. Ancak yine 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında kısa bir süre Oğlak Burcu'na bir geri dönüşü var. Daha sonrasında artık ilerleyecek Kova Burcu'nda ve bir daha geri dönmeyecek Oğlak Burcu'na. Şimdi tabii Plüto çok derinden çalışan jenerasyon gezegeni. Sevgili koçlar, sizin için de olumlu bir açıya geçecek. En azından şu Oğlak Burcu baskısından kurtulacaksınız. 11. ev etkisi, sosyal çevreniz, gelecek hedefleriniz, iş kariyer alanındaki beklentilerinizde daha güçlü destekleri size getirmeye başlayabilir. Bu alanlardaki fırsatları iyi görmeye, değerlendirmeye başlayın. Ağır bir gezegen olduğu için etkileri de ağır ve uzun süreli oluyor. Yani bunları böyle çok hızlı, çok görünür olarak beklemeyin. Daha derinden, daha ağır çalışan bir etki. Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişiyle beraber Haziran'ın başında 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran gibi Jüpiter'in Plüto'yla güzel bir üçgen açısı olacak. Bu bir hava enerjisi, hızlı bir enerji. Entelektüel anlamda, bilgi anlamında, iletişim anlamında, teknoloji anlamında, projeler, işte belki ilişkiler, iletişim, sosyalleşme, arkadaşlardan, sosyal çevreden gelebilecek teklifler, öneriler ve benzeri alanlarda güzel bir döngü olduğunu söyleyebilirim. Bazı uzun vadeli girişimlerinizi destekleyebilir. Eğitim gibi, ticari girişimler gibi ya da işte teknolojiyle ilgili konular ya da uzun vadeli arkadaşlıklar, sosyal çevrede olabilecek etkiler, işinizle ilgili bilimsel ve teknolojik altyapılar, bunları çok fazla destekleyebilecek bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Ve Satürn Balık Burcu'nda olacak sevgili koçlar. Bu yılın genelinde 12. evinizde. Şimdi 12. evdeki bir Satürn geçişi, burası biraz daha geri plandır ama Satürn'ün aslında olmayı sevdiği alanlardan biridir. 3 ve 19 derecelerde olacak Satürn yıl genelinde. 12. evinizde, eğer sizin kişisel doğum haritanızda değişken burçlarda Balık, Başak, İkizler, Yay gezegenleriniz bulunuyorsa Satürn'ün Balık geçişinden daha fazla tesir alabilirsiniz. Lütfen kontrol ediniz doğum haritalarınızı. Eğer değişken burçlarda gezegenleriniz yoksa bu geçiş daha sakin, daha hani çok zorlayıcı olmadan yaşamınızda etkili olacaktır. 12. evde bir Satürn biraz daha böyle bilinçaltı, işte ruhsal konular, maneviyat, kişisel gelişim gibi alanlarda etkiler getirebilir. Farkındalık süreci aslında. Zaman zaman böyle biraz geri plana çekilmeniz, dinlenmeniz, bir içe yönelmeniz, tefekkür etmeniz çok faydalı olabilir sizin adınıza. Yani göremediğiniz detayları fark edebilirsiniz. Bu yıl zaten kişisel girişim anlamında hızlı bir yıl. Yani bunları yapmadan önce şöyle zaman zaman hazırlıklarınızı yaparken iç sesinizi dinlemeniz, bir tefekküre yönelmeniz çok faydalı olabilir. O nedenle ruhsal derinleşmeler için fırsatların olabileceği bir dönem. Bazı özel yardımlar, manevi destekler de gelebilir size. Sezgilerinizin güçlenmesi gibi, rüyalardan gelecek ilhamlar gibi. Bunları da lütfen ciddiye alın yılın genelinde. Yurt dışı konuları, yabancı ülkeler ve benzeri alanlarda da bazı etkiler gelebilir. Olumsuz olarak nasıl çalışabilir? Biraz sağlık konularında rahatsızlıkları tetikleyebilir. Buna dikkat edelim lütfen. Özellikle burada Nisan 10-11 Nisan Satürn Mars kavuşumu 12. evinizde olacak. Hani sağlık konularında hassasiyetleriniz varsa, işte biraz bağışıklık sistemi sorunları, kronik problemler, psikosomatik sağlık problemleri, daha hassas olabileceğiniz bir dönem. Buna benzer bir şekilde Eylül ayı da öne çıkıyor. 18 Eylül'de 25 derece Balık burcunda ay tutulması olacak. 12. evinizde Satürn ve Neptün'ün de Balık'ta olduğu bir dönem. Bu dönemde yaşamınızda biraz böyle ruhsal anlamda kendinizi yalnız hissetme, melankolik olma, karamsar olma gibi durumlar olabilir. Psikolojik olarak, ruhsal olarak veya bedensel olarak sağlıkla ilgili konularınız çok öne çıkabilir. İhmalkar olmamak gerekiyor. Yaşamınızda bir sadeleşme, bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız, işte zararlı alışkanlıkları bırakmanız, bağımlılıklardan kurtulmanız, yaşamınızı aslında bir düzene koymanız için de önemli fırsatlar verebilir size. 12. ev Satürn geçişi, bir yenilenme dönemi, belki bir imaj değişimi, artık bir beslenme programınızı değiştireceksiniz, diyete başlayacaksınız, spora başlayacaksınız. Tüm bunlar için aslında bu yıl çok yapıcı ve sizin adınıza verimli bir şekilde çalışabilir. İlişkileriniz için de 2024 çok önemli sevgili koçlar.
İlişkiler alanında çünkü tutulmalar var. Özellikle güney düğüm yönünde olacak bu tutulmalar. Birincisi 25 Mart'ta. 25 Mart'taki terazi burcundaki ay tutulması. İlişkilerde eğer bir işbirliği, bir evlilik, bir partner, bir yakın arkadaşlık ve benzeri bir alanda ya da hizmet aldığınız kişi ve kurumlar da olabilir. Bunlar çünkü anlaşmalarınız ve sözleşmelerinizle ilgili bitmesi ve tamamlanması gereken bir konuyu, bir ilişkiyi tamamlayabilirsiniz. Ya da buna farklı bir artık açılım getirebilirsiniz. Bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bir farkındalık dönemi ilişkilerinizle ilgili. Ve Ekim ayında, 2 Ekim'de terazi burcunda bu sefer güneş tutulması var ki bu daha çok başlangıçları da temsil ediyor. İlişkilerle ilgili yeni kararlar verebileceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz, başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Aslında evlilik için 2024 yılı size güzel fırsatlar çıkaracak gibi görünüyor. Evlilikler, işbirlikleri, ortaklıklar, işte uzun vadeli sözleşmeli ilişkiler veya bizim hayatımıza çok dokunacak önemli bazı arkadaşlıklar ve benzeri konularda önemli bir yıl 2024. Burada vadesi dolmuş, artık sizin için çok bir şey katmayan size ilişkileri bitirip geride bırakabilirsiniz ve size artık belki hayatınızda yeni açılımlar getirecek, sizi geliştirecek yeni ilişkileri, beraberlikleri de hayatınıza bu yıl daha rahat katabilirsiniz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.